Ekrandayız diyoruz ünlülerde ama sokak da ekrandan farklı değil. Yani artık devletin verisi de bu. Yani Türkiye'de artık boşananların sayısı, evlenenlerin sayısını geçmiş durumda. Peki burayı nereden geliyoruz? Şuradan. Bir kere şunun ayrımını yapmak lazım. Aşk başka bir şey, evlilik başka bir şey. Evet. Yani deminden beri VTR'ye bakıyorum. Herkes işte büyük aşkla evlendikleri, büyük aşkla evlendikleri. Aynen. Evet, o aşkı yaşıyoruz ama evlilik kısmında ki sorunlar var. Ben her zaman söylüyorum, Türkiye'de insanlar maalesef birey değil. Birey olamayınca da evliliklerde de nikah masasına oturduğumuzda ama nikah masasına oturduğumuz noktaya kadar iki kişi var. Bir kadın bir erkek büyük bir aşkla geliyorlar oraya oturuyorlar ama o nikah masasına oturdukları zaman 25 kişi kızın tarafına oturuyor erkek tarafı. Doğru. Aileler de evleniyor. Erkek tarafı da kızın tarafına oturuyor kız tarafı da erkeğin ve bir anda 50 kişiyle nikah kılıyorsunuz. Doğru. Ve ondan sonra da bu ilişkiyi götürmeye çalışıyorsunuz. İşte burada maalesef biz Türk'üz ve kervan yolda düzüldüğü için bir sürü şeyi de aileyle birlikte halletmeye çalışıyoruz. Tabii bu en önemli nedenlerden biri. Bir başka neden de şu, maalesef artık fast food ilişkiler yaşıyoruz. Yani aşkı da çok karıştırmışız. Yani bir adam ya da bir kadın bize seni seviyorum dediği zaman inanıyoruz. Aslında bu laf bence son yıllarda çokça kirletilen bir laf. Moda. Seni seviyorum. Moda. Halbuki doğru, onun moda. Yerine evet moda bir laf. Ben onun yerine sevdiğim lafını kullanırım mesela. Sevdiğim. Sevdiğim. Hmm. Seni seviyorum değil, sevdiğim. Çünkü yüreği dokunmayan hiçbir şey gelip oradan teğet geçer. Aynı zamanda evliliğin süresini de bu belirliyor. Yani bugün kaç erkek kadına sevdiğim diyebiliyor ya da bilmez kaç kadın ki. O kelimeyi bilmez. Evet. Sinan bu kelimelerin içi nasıl boşaltıldı değil ya, mi? Bak ne kadar gerçek aslında. O kadar yüreği gerçek. Dokunan aha, ki. Şimdi dönüyorum birçok arkadaşımın eşi de söylüyor. Minnoşum diyor. Şimdi bakıyorsunuz yani. Minnoş kedi değil mi? Evet yani mesela son yıllarda çok şey kullanılan bir laf. Minnoşum böyle bakıyorsun koca adam 50 yaşına gelmiş karşı taraftan minnoşum diyor. Ve burada neyi görüyorsun? Sahtecilik. Bakın arkadaşlar ben bir roman yazarıyım. Hı hı. Ve yazdığımız ya da bir yönetmen çektiği filmde siz burada yaptığınız programda bir şey vardır. Temel bir şey. Neden bu kadar izleniyorsunuz? Çünkü yüreğe dokunmayan hiçbir şey karşılık tabii. bulmaz. Hı. Doğru tabii. mu? Doğru. Ve o yüzden bu kelimeler o kadar samimi sıcak kelimelerdir ki yani önceden planlanmaz. Seni seviyorum. İçi o kadar boşaltıldı ki bu kelimenin. Sinan. İşte seni seviyorum diyenler 3 ay sonra, 2 gün sonra ne oluyor? Ayrılıyorlar. Önce canikom sonra canın çıksın oluyor. Aynen öyle. Hı. Aynen öyle. Bakın bir de bir şeye emek vermek lazım. Şimdi ben yaş olarak 40'ın üstündeyim. 50'ye geliyorum ve biz modern kuşakla gelenekselci kuşağın tam ortasındayız. Aynen. Ve şunu gördük. Biz eskiden sevdiğimize karışık kasetler doldururduk. Evet. Ya baba, üstüne çay demleyip, babana rahmet ya. Babana Allah rahmet Allah ya. Allah üstüne rahmet. Çay demleyip bir de şiirler yazardık. Şimdi WhatsApp'tan birbirine şey gönderiyorlar. Cem Özer bir röportaj yaptı ve o röportajda dedi ki sevgilim bir başkasıyla birlikte olabilir. Ben bunu aldatmadan saymam dedi. Yani bir tarafta biz insanlara işte namuslu olmayı öğretiyoruz ama bir sürü şeyi de baskılıyoruz. Bu taraf bir tarafta da ben Türk toplumunda yaşıyorum. Birçok hani namusa şerefe uymayan ilişkileri de görüyoruz. Ne yapıyoruz? Kapının diğer tarafında yaşıyoruz. Mesele bu değil. Mesele şu. Mesele insan olmakla alakalı, merhamet sahibi olmakla alakalı. Senin hayatında senin yarın olan bir parça, senin dünyaya çocuk getirdiğin, çocuklarının annesi olan ya da çocuklarının kocası olan bir adam, adama bunu müsaade etmek evet benim fıtratıma çok ters. Çünkü aynı zamanda erkeklik duyguma ters. Yani içimde evet bir kadınlık duygusu var, aynı zamanda bir yazar olarak erkeklik duygusu var ama bu çok da kabul görebilecek bir şey değil. Zaten ben de takip ettim. Tartışıldı. Hani yanlış anlaşılma oldu filan dendi. Ama ne olursa olsun sevdiğim benim gönlümdedir.
sevdiğim benim evimdedir, sevdiğim benim yatağımdadır. Her şey özeldir. Bir başkası olamaz. Aynen. O zaman ayrılırız çünkü evlilikte ya da ilişkilerde yalnızca evlilik önemli değil. Bakın kız arkadaşınız ya da sevdiğiniz adam da olabilir. Bunu sadece kız olarak düşünmüyorum, kadın olarak düşünmüyorum, erkek olarak da düşünüyorum. Bizi biz yapan değerler vardır ve bu da o değerlerden bir tanesidir. Evet, peki.